Kıbrıs'ın mutfağına, otantik zamanına, kültürel bir sevdadır aslını yaşatmaya. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, Haşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, Haşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Değerli izleyiciler, Zeki Altan ile otantik Kıbrıs mutfağından yeniden merhaba. Yönetmenim, dostum, kameramanım, o benimle birlikte bu kültürü yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve her hafta bir bölgede, bir köyde, bir evde bu kültürümüzü yaşayan kaynak kişilerle, ancak bu kaynak kişilerin de kökeninin, geçmişinin tamamen Kıbrıslı olmasına dayandırıyoruz. Bu bir ilke, bir prensip. Ve biz bugün çok değer verdiğim, çok sevdiğim iki dostumun evindeyik. İkisi de güney demeyeceğim ama sonuçta Magunda'dan ve Arodez'den gelip Kalkanlı'ya yerleşen Fügen Yazgın hocamın eşi Hanifi Bey'in evindeyik. Ama burada çok güzel bir şey vardır. Burada bir hava yaratıldı. Bir doğa havası var burada. Güzel bir yeşillik. Bakımlı bir çevre. Özen gösterilen bir çevre. Çitlerden çimenlere kadar, köprüye kadar, çardağa kadar, küçük bir yüzme havuzuna kadar. Adeta bir doğal yaşam alanı. Ve bu yaşam alanı içerisinde insan hayat bulur. İnsan enerji toplar, motive olur. Ve doğal hayatla beraber hayata daha iyi sarılır. Evet, biz işte bu güzel ortam içerisinde sizlere bugün Kıbrıs mutfağından çok önemli, yanılmıyorsam unutulan ve şu anda yapılmayan, ancak yaş ortalaması yaklaşık 70 civarı olanların veya 65 diyeyim veya 60'a inebilirini bilemeyeceğim ama 60 da olabilir. Bu kuşağın tanıdığı, bildiği bir şekeri yapmaya çalışacağız. Bu şekeri bulmak için de gerçekten diğer lezzetlerle ilgili yaptığım araştırmalarda, çalışmalarda bunu da zor bulduk. Daha önce bu yapılıyordu ama günümüze kadar azaldı ve yavaş yavaş yok oldu. İşte bugün uzun bir süre sonra biz bu şekeri, yemişi sapladık ve size bugün bunu anlatmaya çalışacağım, sunmaya çalışacağım. Evet, geldik eve ama kahve soran da yoktur bize. Kimse kahve sormaz da, o ben. Konuşa kahve soran yok bize. Bir kahve sorun yok bize, Allah için ya. Geldik Taşehir'den, Karpaz'dan. Hoş geldiniz. Peki hocam, burası da konuşuruk. Ağzımız kurudu Allah için. Bir kahve içecek Allah için. Senin bahçeye girdik ha. Burada Hanife Bey de burada. E bahçeye girdik, konuştuk o beni ama. Ağzımız kurudu, şey kurudu. Bir kahve içecek size Allah için ya. Esketo. Tamam. Evet, ne yaparsınız, iyisiniz? Hadi. Tamamsınız. İyisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bu çamurcuktur. Çamur. Evet. Hoş geldiniz şimdi. Hadi hemen yapalım. Sağ olasın. Hoş geldiniz. İyi mi? Aa, iyi. Hoş geldiniz. Tamam Cemil abi, iyisin? Çok şükür. İyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok şükür. Aynı şekilde. İdare edelim. Takarpaz'dan geldik. Takarpaz'dan. Ya. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş geldik. Hani buraya. Kardeşimdir bilin ya. Bilirim ama bugün gördüm seni ben. E tabi. Bugün gördüm. Ben bugün çıktım piyasaya. Bugün gördüm. Hani Fida kardeşimdir, Fügen Hanım gelinimiz. Evet. Çok evet. Saygıdeğer çocuklarım. Kesinlikle. İtirazım yok. Sağ ol. Hiç itirazım yoktur. Sağ olasın. Biz bugün geldik ama bugün eşim Kader de geldi ve bir daha
çok bir dostum geldi. Kıymet Ali Bey. Gel Kıymet Hanım bura. Memnun oldum. Hoş geldin. Gelin tanışın da yakından. Merhaba. Memnun oldum tanıştığımıza. Çok metinizi duydum. Güzel bir şeyler yapacak mısınız bugün? Merakla İnşallah. Bekliyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Evet. Kıymet Hanım çok değerli bir yakınım. Kıbrıs mutfağına, kültürüne çok duyarlı, hassas ve asla ödün vermeyen biridir. Tabii eşleri de figür oyuncularım çıktı. Eş değeri aynısı. Yok, asla aynısı olamaz. Kıymet Hanım'ın değeri biçilmez kesinliğine. Biz amatörük. Yani çok fazla işte bilgimizi birkaç program vardır paylaşmaya çalışırım ama Kıymet Hanım'a yetişemeyik. Vallahi ne Kıymet Hanım? Yok canım, yani profesyonel değilim, ben de amatörüm. İşte kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani yaşam biçimimdir bu benim. Ama Figen Hanım'ı da çok farklı gördüm. Yeni tanıştık sayılır. Fakat sanki eskiden beri, yıllardan beri tanıyormuşum gibi. Yani çok duyarlı o da Kıbrıs mutfağına ve çok titiz bir hanım ki titiz insanları severim. Yani kültürüne sahip çıkan, önün vermeyen insanları severim. Figen Hanım'ın yeri de ayrı oldu benim için. Hep Figen derim ama Figen'miş. Bir de özel anı var. Figen niye Figen'dir? Onu bir sorun. İsmi farklı. Nereye çıktı o? Benim ismim, ben doğduğum zaman annem babam Kerime Nadir'in Pervane romanını okumuşlar. O romanın bir kahramanı da Figen. Çok beğenmişler o ismi. Adamı Figen koydular. Ben de büyüdüğüm zaman merak ettim. Ya o kimdir bu Figen? Aldım buldum o romanı okudum. Yani çok da öyle iyi bir karakter değildi yani. Ama ismi güzel. İsmini beğendin adam. Yani bu da bir anı olur bende. Bunu bir Hanifi Bey. Bilmem. Bu romanı. Ona da okusun Pervane romanını. Okumadı mı? Okumadı. Ben Hanifi Bey'i tanımadan evvel okudum. Ha. İyi miydi, kötü müydü? Bunu bilmem romandakini ama benimki. Duymam ya seni. Gel buraya duymam seni. İki dakika gel daha duymaz ya sesi. Yanıma. Patlamasın bu makine. Yok. Şimdi söyle hızlı hızlı. Ha. Huyu iyi değil dedi romandakinin. Huyu iyi değil. Ha. Ama ben benimkine bakarım. Huyu da iyi, kendi de iyi. Daha ne? İyi ki varsın Efe Gül Hocam. İyi ki vardır, evet. İyi ki vardır. Ha. İyi ki vardır. İyi. Tabii. Ben onsuz olmam. O sensiz olmaz. Aynen. Değil mi? Aynen, tabii ki. Evet. Evet. Çok değerli iki dostum, değerli izleyiciler. Hanifi Bey ve Figen Hocam'ım. Ondan tanıştık. Tabii yıllar geçti üzerinden. Tanıştık telefonla, enerji aldık verdik. Böyle bir sempati doğdu ama hiç buluşmadıydık. Bir açık 2-3 sene önce bizim oraya geldiniz. Evet. Ondan sonra da pandemi girişin içerisine. Derkan hemen kendisinin o güzel dağarcığındaki bilgilerden faydalanmak için, Kıbrıs mutfak kültürüne not düşmek için, imza koymak için hemen çalışmaya girdik. O gündür bugündür çalışmamız devam ediyor. Ve bu yanında eşi de, Hanifi Bey de aynı zamanda bize büyük katkı yapıyor. Ve bugün de Kalkanlı'ya geldik. Magunda kökenli, Arados kökenli dostlarımın evindeyiz. Ve bugün ne yapacağız Cemal Abi? Vallahi bugün kesme şeker yapacağız, horozcuk yapacağız. İmkanımız olursa başka bir şeyler daha yapmaya çalışacağız. Bir daha söyle. Kesme şeker hem horozcuk yapacağız. Horozcuk yapacaksınız. Ya. Horozcuk beni Leymosun'daki çocukluğuma götürdü. Leymosun'da çok sevdiğim bir arkadaşımın ninesi yapıyordu bu horozcuğu. Böyle sepetin içine, değneğin üstüne diziyordu sepetin üstüne. Ve okulun önünde çocuklara satıyordu. Horozcuk, kırmızı horozcuk şekeri. Hatta biz ona horozcuk teyze derdik. Bir de ayrıca konuşamayan bir bey vardı. Allah rahmet eylesin. Herhalde vefat etmiştir şimdi. O da baston şeklinde. Hani beyaz ve beyaz ve pembeli, evet. Hafif bir. O da sepetin içine dizer, mahalleleri gezer. Dilsizdi ya, konuşma özürlüydü ya. Diye biz ona üyeci derdik. Şeker öyle. Allah rahmet eylesin her ikisini de. Bu vesileyle bu horozcu dediğin gibi bastonu
Lefkoşa'da benim beyimin ikinci, üçüncü yeğenleri olurdu. Sadiye abla vardı, çerçeci rahmetli, Allah rahmet eylesin. O gelirdi köye, o yapardı bize. Biz kendimiz yapmazdık, bilmezdik. O yapardı, biz de ondan öğrendik. Ondan sonra her bayram aklımıza geldiğinde, şeker falan istediğimizde yapardık o şekercikleri, verirdik çocuklara. Horozcuk yapardık, bastoncuk yapardık. Yılbaşılarında şimdiki gibi hediye alma da, ağacın altında süsleme falan yoktu. Koyardık mutfakta bir kenara, ocağın yanında bir kenara. Ondan sonra derdik, örterdik genleri. Derdik hangi numarayı isten? Biz 11 kardeş idik. Ama bunları yapmaya başladık. Daha erken 7'ydik, 8'ydik, 11 olduk. Kaç kişi saydık o kadar numara sayardık. 1, 2, 3, 4, 5, 11 tane kurduk mesela. Derdik hangi numarayı isten? 6'yı derdi. Sayardık 1, 2, 3, 4, 5. 6 numarayı alırdık. Bastoncuğu verirdik ona. Onun hediyesiydi. O birine sorardık, birinciyi isterdi. Birinciye alırdık, verirdik. O ne çıkardı? Baston. Baston, horoz. Ha. Başka bir şey yok. İki çeşit. Baston, ha, bastoncuk, horozcuk. Öyle isterler, yani söylerlerdi numarayı. Biz sayarak numarayı verirdik. Öyle şimdiki gibi kağıtlarda, kartonlarda, numaralarda, çekilişlerde bilmem ne yoktu. Biz sayıyla giderdik. Yılbaşı neydi bu? Yılbaşılarda, bayramlarda yapardık. Yapılırdı. Yapardık. Bunu gören çocuklar sevinsinler. Bu nisken yana koyardınız. Nisken yana. Ocak, ha, ocak, ha, ocak. Ha, oraya dizerdiniz. Ateş ocağının, ha, yanına dizerdik, bir şey kurduk, sele. Evet. Eskiden seleler vardı. Sele kurduk, dizerdik açık içine. Üst kapatmazdık. Üstünü kapatırdık. Bez inan ki görmesinler. Aha. Numara, yani neyi isteyecekler. Altından biz kaldırırdık, sayardık, alırdık, verirdik. Öyle. Ve bunu artık ne zaman yapardınız? Bazen uyduğunda canım... Uyduğunda, canımız tatlı çektiğinde. Çünkü yoktu ya köy yerlerinde şey. İşte kabak bitası yapacaktık, bilmem hellim bitası, bilmem ne. Yani yoktu öyle çok alternatifimiz. Şimdi de ama. İki saniyede yapamazsan çarşıdan da alın. Şimdi Cemal abi, kaç yılında yapılırdı bu? Öğrendiniz siz Magunda'da. Vallahi ben yani kendim Sadiye abayla beraber yapmaya başladığımda herhalde 14-15 yaşındaydım. Yıl hatırlan. Yıl doğum ne zamandır? 1950. 50. Ha, yani şimdi yaşımızı da söyle. Gençsin, ne direnci ya. Ben de tam ya. Onu ikaz edecektim. Yani hanımın yaşı çıkmak çıkacak orada. Değil ki orada. Değil de belki söylemek ya istemiyor. O hesaplar ki artist olacak Yeşilçam'a gitsin. Senin yaşını sorar, mahvettin işi. Bu yaşta böyle özelliklidir. Nasıl? Bilemem. Allah Allah. Şimdi yani aşağı yukarı bu şeker bu yemiş. Aşağı yukarı 10 yaşında kendisi. 65'te falan. Den beri yapar. 65'ten beri yapar. Aklımıza geldiğinde yapar. Yapan. Bunu başka yapan vardı köyde? Yok. Bir tek siz? Ben çok hevesliydim zaten bu gibi işlere. Ha. Çok hevesliyim, öyle bilmediğim şeyi öğrenmeye çok hevesliyim. Evet, bu çok önemli. Kıyat Hanım, duyduysan şehirde yapılır. Kimi de yapan şehirde? Sadiyaba. Çerçeciydi. Şehirde ne yaparlardı başkasını duydu. Ondan bir şey. Yani bu şehirde yapılırken dükkanlar satılırdı yoksa? Satılırdı. Dükkanlarda. Satılırdı. Rahmetlik şey vardı. Ahmet Lokumcu. Evet. Ahmet Lokumcu vardı. Kubilay vardı. Oğlu Mustafa vardı. Bunlar benim beyimin amcasıydı, Ahmet Lokumcu. Şehirde? Lefkoşa'da. Evet. Ya şeyi, Ahmet Lokumcu dedin mi Lefkoşa'da? Yani bizim nesil. Tanımayan yok. Hatta ondan sonrakiler bile. Çünkü daha 15-20 sene evvel rahmetlik oldu amcamız. Ondan sonra da oğlu Kubilay vardı. Hastanede elektrik işlerini o yapardı. Ya keşke bileydim de resimlerini getireydim. Sen mutlaka tanın Ahmet amcamı. Çünkü Ahmet amcam tanınmıştı. Yani şeyde, adada, Kıbrıs'ta tek lokumcuydu. Leblebi falan. Leblebi, beyaz leblebi yapardı. Tuzsuz leblebi.
o mezdeki kokusu hala daha yani ama öyle bir lokum leblebi fıstık kavururdu. Şey de Sadiyaba yapardı bu şeylerden, verirdi gene şeylere ki dağıdırdı bakkallara. Onları da dağıdırdı. Ha. Öyle o kaynam naylon poşetlerin içinde o kaynan dağıdırlardı. O şekeri. Kesme şekeri. Şimdi var ya kesme şekerler etrafta. Ama aynısı. Daha değil mi? Daha değil. O kaynan. E şimdi öyle bastoncuk yaparsaydı taneyle. Ama şekeri. Kesme şekeri o kaynan verirlerdi. Amcam yardımcı olurdu genlere. Çünkü iki kardeş çocuğuydular amcamın Sadiyaba. Onun için dedim ki beyimin ikinci, üçüncü yeğeniydi Sadiyaba. Evet, demek ki bunu yapanlar yeğenlerinizdi. Şehirde Lefkoşa'da onları yaparlardı. Ve bakkallara satılırdı. Satılırdı. Kaç kuruşuydu o zaman? Şimdi bir yalan bir şey söylemeyeyim ha. Bir yani. Bir kuruş verdi, iki tane, üç tane verdi. Sağ. Bir kuruşun küçüğü vardı. 50. 50 mil. Ha. 50 mil. Aha. Bir kuruş çok paraydı. Yarısı. Kuruş çok paraydı. Ha, yarısı. Evet Kırtağım, sen duydun değil mi? Bir şey söyleyeyim sana, ben bir dakika. Duydum. İrem Sadık konuştuk burada. Evet. Bir kahve istedik. Yapmadım. Ağzımız kurudu. Ama o söyleyeceğim kadar... Yapsın Hanife Bey'e söyleyeceğim galiba. O kadar ilginç söyler. Ya böyle Hanife Bey görün ya. Yani bak mesela kesme şeker dedi. Kesme şekeri bilmiyorum daha önce anlattıysam. Benim kayınvalidem görümcem yapardı. Yani eşimin ablası yapardı. Mevlid olduğu zaman. Onun mevlidleri zaten okurdu da mevlitte okurdu. Onun mevlidleri mahallede olaydı. Yani geziyordu kapı kapı çağırıyordu. Bu akşam işte kardeşimin mevlididir ya. Babamın yıl dönümüdür mevlidi, gelin. Çörek yapacağım, hellim yapacağım, kesme şekeri de yapacağım. Bulgur köftesi de yapacağım. Yani öyle 80'den sonra gelişmedi. Hani şimdi her şeyi yaparlar. Leymosunda o zaman da yaparlardı. Yani mevlidlerimizde falan biz de daha fazla lokum. Ahmet amcamın lokumlarını bir şeyler vardı. Eskiden baslar vardı ki gider gelirdi. Beyaz dayı vardı. Beyaz derdik biz gene, Ahmet Beyaz. Poliden kakardı. Bizim köyün yanından, denizin kenarından geçerdi. Biz enerdik denizin kenarına, biner gelirdik. O Ahmet amcaya haber yollardık şeyine. Bu Ahmet Beyaz'ına amcama haber yollardık. 3 kilo, 5 kilo şey yollasın bize. Çünkü onlar hep irtibat halindeydi. Azlığıydı da insanlar. Birbirlerini tanırlardı. Dükkan kilo mu okkamızdı ya? Gidi okaydı. Ha, çünkü kilo deyince şey yaptım. Kilo dedim. Yanlış söylüyorum. Şimdi ne diyeyim ben artık? Yok, be Figen hocam ya. Yok. Yani yerim canımı, yerim canımı da. Yok. O kültüre şey yapamıyorum ya. Oka yerine kilo eder bana. Neyse hadi anlaştık. Oka. Anlaştık. Yolla bize derdik gene. Dört oka. Dört oka verirdi Ahmet amcaya. İkindin giderdik. Alırdık mal şeyimizi. Ama dediğin gibi çörek, hellim. Neyi alırdınız? Lokumları. Lokumları. Lokumları alırdık. Yollardı bize Lefkoşa'dan basınan. Bu bas değil, bu eski arabalar vardı ya. O eski arabalardan basını arardı. Fortigo. Onlarda giderdik alırdık. Ama yapardık şey, hellim böreği, nor böreği. Zamanına göre ne varsaydı. Kabak vitası, çörek. Birer parça da hellim koyduk tabağın içine, bir daha hellim. Herkes alırdı bir tane şey alırdı onu da. Şimdi verecekler insanlara, yapıştırırlar gene o kağıtları da. Hep verirler. Eskiden ne güzel insanlar alırdı eliyle, yerdi, ederdi. Şimdi incel incel kopuyoruz. Aha bir de pandemi vurdu bizi. Darmadağın olduk gittik. Evet, duyduğun muz kadarıyla bir yılbaşı da yemişiydi. Keyik gibi. Bu Leymosun'da var mıydı? Böyle bir gelenek, yoksa sadece satışıydı bakkallara seyyar olarak. Hangisinden bahsediyorsun? Şeker. Horoz şekeri. Horoz şekeri. Yok, şey. Horoz şekeri benim bildiğim kadarıyla, çok hatırlamıyorum bakkallarda varsa. Çünkü ben daha eski söylerim size. Böyle insanlar işte Leymosun'da iki kişi. Bir tanesi Şanseri'nin nenesi.
yapar, sepetin içinde okulların önünde satardı. Bir tanesi de bu Üyece dediğimiz, ismini inanın unuttum. O basbon şeklinde satardı ama 74'ten öncesine kadar da bizim işte kayınvalidem ve eşimin ablası cam şeklinde yapardı kesme şekeri ve mevlitlerde o kesme şekeri ikram ederdi. Sen yaptın kızım? Hayır, hiç yapmadım. Duydun, yedin. Duydum, yedim. Cam. Bugün yapıyoruz ha. İşte şimdi yapıyoruz. Bakın ta Çayırova'dan, siz Takum Yal'dan, ya. Ben ta Çayırova'dan kıptım ya. Geldim. Ya. Güzel bir anı. Güzel bir an olacak bizim. En güzel dostları görmek burada. Mutlaka bak hanımla tanıştık. Ya, Cemil Hanım. Ya. Güzel bir şey çıkarırık. Ma ne aksilik? Aksilik olursa biz, da kapatacağız. Biz iplik orasını keseceğiz. İpliği biz yaptık 10 kere dolu ispah oldu. Ha işte. 10 evet. Kere yaptık. Oldu ispah oldu. Evet. Bir şey. Canımızla başarılı. Bir şey yaptık. İspah yaptık biz. Değil. Evet, aslında bilirsiniz ha. Ben hatırlarım bayramlarda, yani devamlı bulunmazdı bu yemişler, bu şekerler, ama bayramla özel galiba yaparlardı ve mahallede gezip satarlardı. Horoz işte köyde. Köyde değil, Lefke'deydim. Lefke'de tabii Lefke'de. Evet. Yani ben Arodezliyim ama babam Madenciydi diye Lefke'de büyüdüm ben. Evet. Lefke'de vardı bayramlarda, gezeller satarlardı. Hatta bakkallara da getirirlerdi. Evet. El yapımı olarak. Hanefi Bey, bunun sonunda demeyeceğim Arodez'de. Karıştırırım bazen. Derim Arodez'de Lefke çıkar. Ben değişiyorum artık şeyimi. Yok. Vallahi ben Arodezliyim. Ben Arodezliyim ama Lefke'de büyüdüm. Her iki kasabasını, Lefke kasabasını da, Arodez köyümü de neyse, çok severim. İnkar etmek doğrudur. Yok. Evet, şimdi geçelim şeye. Geçelim. Hadi. Çünkü benim şimdi sen gideceğim Ankara'yım. Tamam. Tamam. Evet, izleyicide daha kuzlarımız vardır Mandıra'da. Onları iş yapacağız. Benim dayım bir zaman yaptı. Bir suç işledi. Getirdi kendini, hakim çağırdı kendini karşısına. Niyazi dayımız. Çağırdı kendini, gitsin ifade versin, etsin. Gitti. Hakim oyalanır. Bizim yeğen dayı canı sıkıldı. Dedi gene Rumca yani. Mani mani gir yeri gastaydı gene. Cenaba ona horto hodo bombari. Ne yapacaksın ona dedi gene. Gideceğim dedi gene yükleyeyim şeyi. Vapuru. Da uğraşırdı ama şey kessin kendine bir cez gün hapis. Prostimo. O da dedi kendine madem ki öyledir dedi gene. Ben de Meres filacı. 5 gün dedi gene hafif sana. Madem ki gideceksin. 5 gün soktu gene içeri. Ya, ya ha şimdi ben daha. Yani gideceğim. Ha. Ben ha. Ha. Ha şimdi ben daha yani kuzulara gideceğim. Ya. Şimdi beni tutsak etme burası daha. Yok etmem işte o beni. Hikayeyi de onun için anlattım. Yani ne yapayım uğraşayım bütün Figi Hanım'ın anlamayacak diye. Ne ya neyse hadi gel. Şimdi sen bana söyle. Malzemesini. Şimdi bu tencereye 5 bardak su koyacağız. 5 bardak su. Bir oka da şeker koyacağız. Oka. Ha, oka işte 1000 gramdır. 1000 gram 1 kilodur. 1000 gram 1 kilo. Evet tamam ben kilo. Şimdi bu adam bağırır oka değilim. Sen gene kiloya neyse, getirdin işi. Sen kilosu o zaman. Git değiştirme hadi. Ha. Tamam hadi şimdi şey yapalım. Şimdi şimdiki zaman. Burayı suma kesmem ben tamam mı? Ha. Tamam. Burayı suma yok. Ha. Şimdi eskiden okkaydı ama şimdiki adını pakette kilo yaz. Bir paket değilim biz buna. Ha. Tamam. 1 kilo. 1 kilo da şeker koyacağız. Tamam. 5 bardak su. Evet. 1 kilo şeker. 1 bardak sirke. 1 çay fincanı. Kahve fincanı. Sirke bu sonra kıştır. Tamam. Bunu en sonunda olay tamam. Bitince yapacağız. Ve adı ne yapacağımızın? Adı kesme şeker. Kesme şeker. Bu kesme şeker, kesme şeker olmadan o cam gibi halinden de horozcuk yapacağız. Tamam. Ve sonra baston. Bastoncuk o şeyden olur. Kesme şekerin olandan olur. Bunları kullanacak bunları. Onları horozcuğa koyacağız. Ha. Horozcuk. Nedir bu? Gamuş. Gamuş değil mi? Gamuş kardeşim yaptı bunu. Ha, hife yaptı onları ha. Güzel. Ya, güzel de yaptı. Evet, şimdi o zaman başlayalım yavaş yavaş. Şimdi biz başlayalım yahu yapalım da. Hadi, anlat da git.
Şimdi kuzulara aç kalmasın. Şimdi 5 bardak su böyle. 1 2 3 4 5 Evet. 5 bardak su döktük. Koyduk. Şimdi şekerimizi de dökeceğiz. Bak makaslarımı da evimden getirdim. Ha dedim ansızdan. Yani kesmez makaslarım ama şeyi keser. Kesti. Yok, öyle ince işi yapmazlar ama kesme şekerini keserler. Bunu da koyduk. Tamam. 1 kilo da şeker koyduk. Ha. 1 kilo da şeker koyduk. Kaç kaşık sirke? 10 kaşık. Kaşık isteyeceksiniz buna. Bir yemek kaşığı alayım ben. Nasıl açılır be bu? Bir dakika verelim açsınlar bize. Evet. Verelim Hanifi Bey açsın bize. Hadi bakalım. Hadi. Allah Allah. Bunun kaşığı? Büyüktür ama. Kaç kaşık? Bir şey değil, bir şey değil. Yaşlılığımıza keşfet olun. Ne münasebet Cemil abi? Kim söyledi yaşlı olduğunu? Kimi? Yaşlılığına keşfetsinler. Sakınca merhaba Allah için. Nasıl yahu? Heee. Cemil yapma sen yaşlanman. Yaşlandık be. Nerede nerede be? Ne kadar koyacaksın? Bundan bir fincan. Demek ki tekrar verelim baştan. Tabii tabii dursun o da. Aha bu kadar. Evet. Bu kadar. Bitti. 5 bardak su, 1 kilo şeker, 1 kadeh fincanı da sirke. Ve fincanı sirke. Sirke fark eden ne olması? Üzüm. Vallahi yani üzüm sirkesi üzüm. Olsun. Tamam. Öyle. Evet. Başka bir şey bilmem yani. Kullanmadım bilmem. Tamam. Malzeme budur demek ki Cemal abi. Malzeme budur. Şimdi ocağımızı yakalım. Hadi yak ocağı. Vallahi şimdi şeker oturmasın dibine yansın diye. Böyle karıştıracağım yeni eriyene kadar. Ondan sonra kendi kaynamaya başlayınca ben idare edeceğim kendini gene karıştırarak. Çünkü belki sen bilmeyebilin de bayanlar bilir. Akide olmaya başlayınca özelliğinden hemen taşar. Onun için onu idare edecek ta kıvamına gelene kadar. Bu kaç saat pişer? Vallahi hiç bilmem ha bu füge. Aminin. Bu fügenin ocağı güzeldir. Bir saate yakın ister herhalde. Bir saate yakın. Öyle bir şey. Çünkü bu su... Yani böyle yaptığımızda kendini... Bu duracak buracıkta bastırdığımızda kendini... Olacak camcık. Oraya kadar olacak o. O zaman onu göreceğiz. Ha. Senin i̇şte hortukların siz... da o camcık vakıtta olur. Şimdi ben bizim öğrenmemiz gereken kaynaması sorun değil. Yani saati her ateşin farklıdır. Kaynadıktan sonra ölçüsüne ne kadar süre kalacak? Da şey olacak ama bu haline gelmeden ki elleyelim. Bir bardağa su koyacağız. Bir daha düz ağızlı, uçlu değil burnulu, yuvarlak ağızlı bıçaklarımız var ya. Yemek bıçakları. Evet. Ki masaya da serviste kullanırız. Onlardan alacağız, batıracağız içine. Batıracağız, indireceğiz suya. Eğer ucunda memelendiyse, kuruduysa tamamdır. Evet. Bir de elimizine bunda deneyeceğiz. Tamam ise tamamdır. Yöntem güzel. Yöntem güzel ama püf noktası biraz titizlik ister. Onu yani dikkat etmek zaten lazım. Onu dikkat etmek lazım. Olmaz. Onu tutturamazsan. Ne çekersen olur, ne beyazlatabilin, ne hiç elinden akar darmadağın olur gider. Darmadağın olur. Yani bizim iplik gibi. İplik gibi. Ha, darmadağın olur. Evet, şimdi ne yapıyoruz can? Şimdi bekleyecek. Şimdi ha bunu bekleyecek. Bekleyeceksin ha. Tamam. Bir işimiz yok. Ha. Tamam. Evet. Şimdi bunu böyle bu şekilde arada bir karıştıracak, taşı etsin. Kaynadıktan sonra da gene yanından ayrılmayacak çünkü. Taşar. O zaman bekleyecek şimdi. Bekleyecek. Evet. Şimdi beklemedeyim. 5 kadeh su, 1 kilo şeker, 1 kahve fincanı sirkeyi döktük tencereye. Onu üstüne ateşe koyduk. Kaynamasını. Kaynamaya başladı. Onu karıştırdık. Yine karıştıracağız. Ve bir süre sonra değerli izleyiciler diğer aşamayı göreceğiz. Evet bir kahve molası şimdi. Kahvem geldi daha. Nerededir bir kahve içeyim. Evet değerli izleyiciler. Şu anda
şekerimiz suyla sirken kaynıyor. Bir saati geçti. Ne yapıyoruz şimdi Cemal'e ben? Şimdi bak köpüklendi ya. Bunun devamlı yanında durman lazım. Çünkü kakardaşar dökülür bu. Onun için böyle bu şekilde ucu düz bıçağıyla böyle karıştırıp bu suya daldıracak böyle. Eğer ucunda durursa bu iş oldu demektir. Ondan sonra tepsimize dökeceğiz. Şu an oldu mu? Şu an olmak üzere. Biraz daha ister. Olmak üzeredir. Tam iki tayfacık sonra bunu dökeceğiz. Demek ki aşağı süzülünce hazır değil. Hazır değil. Topçuk olunca topçuk olacak. Hazırdır. Bıçağın ucunda topçuk durduğu takdirde bu iş tamamdır. Ve bu su içine belli olur. Ha tabii. Bu suya soğuyunca böyle belli olur. Bak. Ha, oluyor ha. Ha görün. Yani her dakikası kritiktir bunun. Tamam kritiktir bunun her dakikası. Onun için bak oluyor. Oluyor hemen hemen. Bak. Dediğim olay. Böyle yaptın mı bak. Cam gibi durur. Şimdi tamamdır mı? Bu tamamdır. Oldu şu anda. Ha, şu anda oldu. Şimdi dökeceğiz tepsimize. Göstereceğim ben şimdi tepside de sana. Ama bir kere daha kontrol edeyim. Bir yanlış yapmayalım. Ha. Bozuk olmasın, yazık olur. Emeklerimize yazık olur ki 2 saat beklettik sizi. Tamam bak. Boncuklandı orada. Tamam. Evet. Bak durdu. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bu tamam. Şimdi ocağımızı söndürüyoruz. Bu tepsimize biraz beyaz yağ döktüm ben. Fıstık yağı. Ayçiçek yağı ne dersen. Ha, bunun dibine sıvadık. Ha bir de soğuk su isteyecektik be Fügen. Bunun bir büyüğü tepsiye soğuk su. Tamam. Lütfen. Ama ne kadar hızlı gelirsen. Hep o zaman hemen araya. Buna gidelim. Oturur mu? Oturmaz. Soğuk su ne yapacağız? Soğuk suyun içine oturtacak yani ki soğusun. Hemen soğuk. Tamam. Hemen tamam. Soğusun. Tamam. Şimdi oldu. Oldu mu? Tamamdır o olur. Koy. Vartin Riora. Vallahi çok dolmayınca taşacak şimdi onu doyunca. Yok. Tamamdır bu kadar yeterli değil. Koy masaya. Tamam. Çok doldurmaya geçeceğim. Çok doldurma abi, tamam. Şey yeter anne yeter. Tamam ben de dökeyim biraz yem yapma. Çünkü taşacak. Tamam. Tamam. Evet şimdi geldik buraya. Koyduk masaya. Şimdi... Tepsimizde soğuk su vardır. Evet. Bunu oturduyoruz. Bu yağlı tepsimizi de bunun içine oturduyoruz. Bunun amacı erken soğusun. Şimdi bıçağıyla çevirecek ya. İki tane de temiz bıçak ver bana. Evet. O yuvarlak uçlu. Aynısından. Tamam. O çevireceğim. Hemen. Anne sana da geldim. Ben de ne var? Eldiveni yapayım be Ayşe. Bir en eldiven kullanamam. Eskiden vardı eldiven. Yok. Ha, bir dakika yok. Ellik mi eldiven, eldiven mi o? Ellik. Ellik. Elliktir ya. Bana karıştı. Kıvamansın ya. Karıştırdı işi. Vallahi hepsimizin aklını karıştırdı. Evet. Evet. Bıçaklarını da buyur. Elliksiz bu işi yapıyorum şimdi. Elliksiz. Elliksiz ben. Elliksiz. Şimdi elliyle hiçbir işimi yapamam. Şimdi bunu böyle yapacağız. Böyle. Aha. Bak. Böyle böyle. Bunu çevireceğiz. Bu uçları... Ne? İçe doğru. İçeri doğru. Kıymet Hanım da uğraşır yakalasın genleri. Yanına ya. Fark ederim beni ki. Deri yapıştılar kenara ne yapacağız şimdi? Bir bıçak da benim olsa ben de yardım ederim. Al çok istersen. Yani. Evet. Değerli izleyiciler. 5 kadeh su. 1 kilo şeker. 1 kadeh fincanı sirke. Bunları karıştırdık. Ateşe koyduk. Ateşte 1 saate yakın veya sonrasına kadar bu kaynadı ve köpürdü. Bu çok ciddi bir dikkat ister. Arada bir kontrol gerekiyor. Bir çakın ucuyla batırırsınız o içine şeyin şurubun, şerbetin, kıvamın, akidenin ve orada
olup olmadığını anlamak için de çakıyı suya batırırsınız. Eğer üzeri topçuk olursa o zaman bu tamamdır. Yok, pürüzlü değil. Şimdi yani? Buracıkta ne yaparsak yapacağız. Ha. Bu bir denemedir ama evet. Sen kendin yapacak olursan evet. Bu kendi kakacak bak. Ha. Niçin böyle sen olur? Öyle sen yapan. Öyle mi? Sen bu çağı iten kendine olmaz. Ha. Ne yapacağım? İtmeyeceğim üstünden çevireceğim. Tabii kendini çevir. Onu da öğrenmemiz lazım. Kendini çevireceksin. Ha, bunu kendini çevireceğim böyle. Hem yakalama be aleti, bırak geni. Tepsiyi bırak. Neyi ne yapsın anlamadım. Yakaladı da bırakmaz. Neyi anlamadım. Tepsiyi yakaladın. Tepsiyi. Ne aleti diyor? Aleti ya, ha bu tepsi aletini. Tepsi alettir. Bak bakayım. Şimdi ben... Kümet Hanım aleti şey yapma. Ama Zekai Bey, ben bunu denemezsem elimden nasıl yapacağım evde? Ben dokunmam lazım. Dokunmam lazım. Sen tepsiyi çevireceksin. Sen yakaladın tepsiyi. Goman çevireyim. Tamam. Ben uğraşırım çevireyim ondan. Ama sen yakaladın. Cemil Hanım ilk defadır. İlk defadır. Madem ki ha. Sen istedin alışasın. Alışacak tabii. Ama kızmayı da hak. Ama kızmayı da bilecek. Şey değil açıkçası. Ama şimdi öğretmen tarif ederken anlayacaksın. Kurttum şimdi, yanlış bir şey yapmayayım. İyi ya. Ha belki kibar da yapan geni. Kesin değil benim görüncem. Evet. Kibar olacak. Kibar kibar yapar geni. Öyle hennetçik de değer. Sen? Ben hızlı hızlı acımasız yaparım. Acımasız. Çevir çevir çevir. Tamam çevireyim. Korkma tabii. Ama korktun bir kızmacık da. Yok yanlış bir şey yapmayayım da emeklerimiz boşa gitsin. Yoksa ya bu ne kadar olsa bir sokun kaldıracak hala ya, korkma. Yani bu kadar bekledik ya, üçüncü saate giriyoruz, biz daha uğraşırık. Kolay değil yani. Sabır ister. Ama oluyor oluyor ha. Ben ümitliyim. Ümitlisin değil mi? Evet, ben ümitliyim. Göreyim bakayım nasıl. İşte tamam, ben de öyle yaparım ya. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ondan sonra akide alınca kıvamını ve çakı üzerinde topçuk gibi olunca su içerisinde bir tepsiye su koyarız soğuk. Diğer akideyi de ufak tepsiye dökeriz ve suyun içine koyarız. Neden? Soğuması için. Ondan sonra da çakılarla etrafını toplarız içe doğru. Füken Hanım ne dersin, yapabileceğiz. Ver bir çakı başka. Yapar, yapacak Füken Hanım. Öğrendik, yapacağız. Tamam. Kim istedi çakı? Ben. Ancak ha. Tepsiyi çevirmeyin ha. Şeyi çevireceksiniz üste doğru. Aletin. Alet dediğimiz tepsi değil, şey sinir. Ha. Değil. Evet, sinir değil. Ha. Hanifi. Ha. Al bunu. Neyi Kıvayet Hanım çevireceği? Şimdi sinir çevirecekmişiz ve üzerine devirelim o akideyi, topak şekilde üzerine devirelim görüldüğü gibi. Hayır, lazım şimdi gösterelim bunu da. Gel bir dene onu deneyin ya. Ya o küçücük bir şey yap onu. Ne yapacak? Bir horozcuk yapsın, o bıçağın kirini zayi etmeyelim. Horozcuk yapacak. Ha. Bıçağın elinde kaldı. Eli bıçağın üstünde kaldı ya. He. Zayi etmesin. Buracan İpi Bey, gel yanıma. Rengi daha ne ettin rengi? Dur bakayım. Damlayın ya. Görün, hiç yapıştırmadan aldık. Evet. Ha. Evet, toparlayıp gerçekten siniye de yapışmadı. Siniye yapışmadı. Topladık, topladık kendini ha. Oldu topak. Şey tam değil, tutturduk. Elin dayanacağı kadar. Elimin dayanacağı kadar birazcık daha yapalım. Evet. Daha ondan sonra anlıyorum. Ha, şimdi. Aha. Bu bıçağın üstü. İplik helvasının da bu değil mi şey? Çek. Tamam tamam tamam. Ama bıçağımı alayım, bıçağımı alayım. Dur. Kusura bakma. Bir şey değil. Ha, bu böyle. Evet. Bak. Bu böyle. Evet. Bu da horozcuk oldu. Aha, o da horozcuk. Bunu ben yaptım ha. Tamam alın bunları da yap. Bir dakika Hanifi Bey, bekle bir dakika. Bir dakika Hanifi Bey, bekle. Şimdi ne yapıyorum burada? Bunu şimdi çekeceğiz. Bunu hiç zaman kaybetmeden böyle bu şekilde, ama talmayın tepsiye de. Ha anladım, şimdi Kıymet ya. Hanım al sen bunu biraz oyna. Tamam, da tamam, elim kızdı. Vereyim, elim. Tamam, elim kızdı ha, at bir elinden o bir eline. Çek da kendini. Sen al bunu da ucundan. Hani yağ değdir eline, yağ değdir. Evet şu anda akideyi topladık değil izleyiciler. Onu elde yoğuruyoruz. Alalım mı bunu, tepsiyi bunu?
Bak bunu böyle. Ya böyle. Tamam çekerek. Ve beyazlaşıyor ha. Evet. Bunu böyle daha ne ettin beyazlaşsın? Elin yanınca ver. Saçların ak düşecek bu beyazlanana kadar. Yok vallahi daha ya. Yapma öyle. O zaman geleyim ben ha. İkiler attın. Hemen kolay olsun. Evet. Sen hadi gel. Bu şimdi ne olacak? Kesme şeker. Şeker olacak. Baston da olacak. Baston da olacak. Ve renklendi. Bir de ne var şeker? Ne horotçuk? Aha horotçuk yaptı. Gel buraya Hanifi Bey. Gel yadım ha. El kondan ol. Gel 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 gel. Değerli izleyiciler şu anda gördüğünüz akıda kesme şeker devamlı sündürülüyor. Devamlı el yordan sündürülüyor. Onun rengi beyazlaşacak biraz sonra. Ve bundan şu anda geleneksel kesme şeker ve çok eskiden yapılan baston yapılacak. Bir de şu an gördüğünüz gibi Hanifi Bey bir horozcuk yaptı. Horoza oldu değil. Benzedi değil. Benzedi horoza. O benzedi horoza. Bir ötmez. Ya meşli horozlarına benzedi şey. Ha. Bu tamam. Hadi ya sen de gene karıştırdın işleri sen. Meşlisine ne uğraşın sen? Tamam. Evet şimdi bu da gördüğünüz gibi aynı akıdeden üzerine renk boya konarak horoz yapıldı ve şu anda bu da biraz sonra yenmeye hazır olacaktır. Bir yemişimiz, şekerimiz. Bu devamlı olacak böyle. Cemal'e bak, devamlı. Bu daha çok ister. Bu daha çok ister. Bu sertleşir mi yoksa sertleşmez? Sertleşecek. Altındaki suyu alalım. Hadi be. Bak göster abi içeceksin seni. Al. Bu da. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bacık yap bakalım. Hadi dönüş hadi gel. Geleyim. Hadi bakalım. Horozcuk ye bakalım. Hadi horozcuk ha. Ha bunu ye. Aman teşekkür ederim. Bunu ye bakayım. Ye bakalım hadi. Dur ben de alayım. Çok güzel. Adı neydi? Gönül. Evet. Gönülcük şu anda küçük yaşta Hanifi Bey'in bile unuttuğunu buna gönül şahit oluyor. Ve bebek yaşta Kıbrıs mutfağında kesme şekeri horozcuğu da şu anda görüyor ve tadıyor kendisi. Teşekkür ederim gönül. Şimdi buna renk katıyoruz çünkü bastoncuk yapacak bunu. Yok yani şey olmaz artık buna girmez. Şimdi ne yapıyoruz burada biz? Belli bir ısısı kaybolmadan lazım boyasını, gıda boyasını katalım. Çünkü bastoncuk yapacağız. Tamam. Renklendireceğiz. Demek ki aynı... Evet hızlı hızlı yapmamız lazımdı. Oldu yani. Evet değerli izleyiciler bir parça aldık, gomma da aldık bir parça. Burada onu soğumadan üzerine renk koyduk. Rendirecek. Rendirecek. Şimdi koyacağız bu tarafa yapalım bastoncukları hem kesme şekerin örgüsünü öreceğiz. Bir de örgü öreceğiz şimdi. Ayşe Hanım'ı gönül bırakmaz ama gelin hanım yapar onu. Neyi? Gel. Söyleyeceğim ya bana payım. Burada vereceğim saç. Şimdi bir gommadi. Yok, bir gommadi daha sağa vereceğim. Ha, ver bakayım bir gommadi daha bana. Evet, imece usulü hep beraber yapıyoruz. Yani. Bir taraftan kesme şeker, bir taraftan baston. Makina da olsa önemli değil. Evet. Makinaya verin. Seni bazı makinesi. O yapar evet. Ama yok. Ha böyle yaptığımız için ha imece usulü yaparız. Biz bu üstelik gerçeğini. Değil mi? Elleri biraz boya bulaştırmış. Ha, yap bastonları. Ha. Kes yap. Evet Kıvanç Hanım. O da şimdi baston yapıyor bize. Hızlı hareket etmezsen tıkır tıkır kopacak dökülsün. Ne olacak? Eğer hızlı hareket etmezse kıtır kıtır kopacak dökülsün. Evet. Ha. İyi canım. Aha. İsten. Evet. Ha, sen baston yaparsın. Ha. Versin sen Hanifi bir çingonda. Ben daha çekiştireyim bunu. Tamam. Bir kes ona bir parça. Nasıl göreyim bakayım bastoncuğunu. Güzel kıvıdan ya. Keseyim. Şey benzer mi? Lemosun akına. Bir parça uzat ama benim ince ve zarif lemosundaki biraz daha kalındı. Ve aklımda kaldığına göre daha az renk vardı. İçinde pembe beyazdı. Evet. O kırmızı yapılıyor. Ve onu da bana rulo yap. Uzuncuk. Ne yaptın böyle? Hani da dondu ha. Aman. Bu beyaz oldu. Ha yap bakayım uzuncuk.
Annemkinin elindekinin iyi boyunda olacak abi. Çabuk çabuk geleyim. Karıştıracaksın. Ha, tamamdır. Benim vaktim yok. Ver. Bu şimdi şey, ya bu taş gibi ne olur? Sonra kesecek mi? Bir şey değil. Bir cız daha şey çıksın. Evet. Gelelim masaya doğru. Şimdi örgü yaparak değil. Ha. Şimdi örerik kendini. Tamam. Gel. Örülüyor. Ay ne güzel. Biz bunu bak harika ya. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi akademimizi sündüre sündüre büyüttük. Ve sertleşiyor. Bir tarafında örgüsü yapılıyor. Ve biraz sonra kesmeyi göreceğiz biz ve kesme şekerimiz ortaya çıkacak. O nedir Figen hocam? Kaldı görelim bakalım bir. O bana gösteriyor. Sonra ben de. Evet, bu da renkli bastonumuz. Şimdi artık işte geldi kıvamına. Rengimiz beyazlandı akıdemiz. Örgülerini ördük. Şimdi kesme şekerimizi keserik. Bu bizim bildiğimiz yani şeyde piyasada satılan kesme şekerdir. Onlar makineyle yapar. Biz elde yapardık. Bu da değişik bir usul. Ha. Onlar da var mı? Evet. Tamam. Ve yemeğe hazır bunlar. Yemeğe hazırdır. Evet. Ha, bunlar kuruyunca kil gibi ağzında erir. Kuruyunca. Kaç gün sonra olur? Bu bir ağzımıza eriyecek. Tabii. Şimdi şeydir. Sakız gibidir. Birkaç gün sonra. Evet. Bu ne Hayri Bey? Bu da Allah biliyor musun Gulluruya. Gulluruya'ya benzedi. Bu şekil daha önce. Vardı tabii ya. Var bu şekil. Ya. Bu da diğer şeklimiz. Hani yine kesmediniz onda yapıştı. Kestik ama biz iyi beceremedik bu işi ya. Elimizin hamuruyla adam işine karıştık. Olmadı bu iş. Böyle biraz... Ama oldu. Yalarsan gene olur. Şimdi bunları ayıralım buraya. Bastonlar da kalsın ayrı. Onlar da kalsın. Bastonlar da gelsin buraya. Horozlarımız da burada. Evet değerli izleyiciler. Çok sağ ol Meryem abla. İnanılmaz bir kültüre. Cemile abla. Aman sorry. Yani. Aman Cemile abla. Bir kültüre imza koydun. Not düştün. Çok teşekkürler. Sayenizde. Evet. Değerli izleyiciler, bugün Magunda kökenli yapılan bir kesme şeker. Ve kesme şekerle aynı zamanda baston ve horozcuk olarak bilinen şekerleri yaptık. Bunlar çok eskilerde şehirde Lefkoşa'da, Leymosun'da ve diğer kentlerde bunlar yapılıp satılırdı. Aynı zamanda Magunda'da yıl başında bayramlarda da yapılıp çocuklara verilen bir yemiş, bir şekerdir. Evet. Ve bunun da tarifini aldık, yaptık ve yayınladık. Evet, bu da gönlücüğümüz değil. Benim bu torunumun... Torun angonimi doğrusu. Angonimin. Lisane angonimin kızı Gönül'dür. Annenesinin, Ayşe nenesinin kucağında. Bu yaşta böyle bir... şeye, olaya imza attı o da. Beraberimizdedir. Sayenizde bunun da bu küçük bebekliğinde böyle bir çekim oldu. Çok sağ olasınız. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Cümlenize iyilik, afiyet versin. Gönül beğendi mi? Güzel. Hadi. Konuş. Al bir basit versin sen anne onu da. Hadi. Konuş. Al onu da hadi. Evet, şanslı Gönül, Gönülcük bu şekeri de gördüğü tatmış oldu. Evet. Şu anda. Evet. İlk defa. Evet Kıvet Hanım. Çok son sözlerini. Bir kültürün yaşatılmasında emeğim geçtiği için azıcık da olsa ve Cemil Hanım'dan bu güzel tarifi öğrendiğim için kendimi çok mutluyum. Bir de şey olarak çok mutluyum. Bir şey başarmak. Başladık. Neredeyse 3 saat doldu. Usanmadan. Demek ki eskilerde ne kadar sabır vardı. Ne bir makine, ne bir teknoloji. Tamamen el emeğiyle ve beceriyle yapılmış bir şeker. Çok güzel. Bayıldım. Bastonumu da yaptım. Burada mevlitlerde verilen kesme şekerimiz. Evet. Eskiden beri mevlitlerde paketler içinde okkayla, Leymosun'da da yapılır, okkayla satılırdı burada kesme şekerimiz. Üyecinin yaptığı üye şekeri
burada. Pardon. Çok kırıldı. Horozcuğumuz. Aceleyle yaptık sırf şey yapmasın diye. Boynu düştü ama yine de eski. Ve tabii günümüzde rejimde olanlar, çok fazla şeker yemek istemeyenleri de unutmadık. Ve sosyete şekeri de yaptık. Nasıl yaptık onu? Minnacık işte bastoncuk diye yaptığımızı büyükleri kesmeden önce incelttik. Tabii çok acele ister, beceri ister. Çünkü hemen sertleşir. Çok az da yağ koyarak elimize yapmak zorunda kaldık ki yapışmasın. Bunları da böyle minnacık kestik. Arzu eden böyle de yapabilir misafirine. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Fügen Hanım'a mutfağını açtığı için, Cemil Hanım'a bize bu kültürü tekrar yaşattığı için sonsuz teşekkürlerim var. Tabii size de Zeki Bey unutmadım. Kameramana da aynı şekilde. Son sözlerin, son lakırdıların. Son lakırdılarım. Böyle bir olaya ben de şahit olmadıydım. Cemil Atmam hep yapardı ama ben hiç izlemedim. İlk defa izlediğim çok çok zevkli bir şey. Yani çocukları düşünürüm. Böyle bir şeyi izlesin, neneleri, anneleri onlara böyle bir şey yapsın. Kendi üretimini tattırsın. Çocuklar için çok güzel bir şey. Yani annenin verdiği emeğin karşılığını vermek, yani hazır almaktansa bir başka değerli olsa gerek diye düşünürüm. Ben de çok teşekkür ederim Cemil ablama, size bu olaya vesile oldunuz. Herkese çok çok teşekkürler. O beni de unutmayalım. Evet, sağ olsun o beni de. Kadir Hanım da, o da fotoğraflarımızı çeker. Çok mutluyum. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Evet izleyiciler, son sözlere gelmeden önce ben bir konuyu dile getirmeyi isterim. Cemile'ye bak, gelin yanıma. Cemile. Bir taykacık Cemile. Evet Cemile bak, şimdi. Neyse, bundan sonra Cemile olsun. Cemile tamam. Daksi, tamam. 70 sene Cemile, bundan sonra 70 daha yaşasın. Şimdi Cemile bak. Cemile abamız, çok yakın dostum. Kemal Darbaz'ın da annesi. Çok değerli dostum. Ve çok güzel bir aile. Örnek bir aile. Gerçekten büyük bir keyif alıyorum. Cemil abimiz de üretken bir insan. Tipik ürettiği tüketimi toplumun bir bireyiydi. Ailece Magunda'da dışa bağımlı değil, tamamen bağımsız, ürettiklerini tüketen biriydi. Sen kaç iş yapan Cemil abi? Ben çok iş yaparım. Söyle ben, bana. Ben bak hayatımda portakal kesimi yaptım kendi malımıza. Ha. Özel yani... Ergatlık tamam. İşe gitmedim. Karanfil saracılığı yaptık. Tavukçuluk yaptık. İnekçilik yaptık. Hala bugün 27 tane koyunum vardır. Ha şimdi onun için derim sana biraz acele edelim, tamam, biraz acele edelim. Gideceğim koyunum sancılıydı doğuracak. Hem kuzu kuzucuklarım vardır, hem zireceğim. Ha börekçilik yaptım. Ha. Cemile börekçiliği yaptım. Onu kapattım. Oğlumuz doğdu. Cem, onun için de o dükkanımı kapattım. Ondan sonra Cemile Ticareti açtık. 15 sene Cemile Ticaret'te kızlara yardımcı olmak için onlarla uğraştım. Şimdi işte o 27 tane koyuncuğumla oyalanırım bu kalkanlı yolunda. Tayyip Bey, efendim paşam. Gel bir dakika. Bırak, açsın ya. Gel, gel abam yanıma görsünler seni ki. Çok üretken biri. Evet, doğrudur. Nasıl evlendi? Nasıl buldu? Bana çekti onun için. Nasıl buldu eşini? Nasıl oldu? Eşini, ha, eşi yani Mücahit bir şeyde tepede. Hangi tepede? Bizim Magunda'nın bir tepesi var. Tamam. O tepede nöbet tutarken baktı gördü, Cemile de o gün evde bizim odun yarar. Nacağına. Nacağına. Evet. Dedi. Bu tamamdır dedi. Bana uyar dedi. Köyde tabii tanırdı kendini ama o gün baktı gördü ki her iş elinden gelir zaten bilirdi. Yani orak, çapa, ağaç budama, ne bileyim her işi yapardı. Baktı gördü bir de odun yırtar. Ha dedi, bu tamamdır dedi. Bu beni de yırtar dedi. Ha yok öyle demedi. O uydurma, uydurmadır o. Bu bana eder dedi. Aldı. Öyle doğrudur. Doğrudur. Evlendiler. İyi ki de geldi. İyi ki de evlendiler. Enişten evet. Bir tane. Evet. Çok güzel bir öykü değerli izleyiciler. Evet. Bu haftalık bu kadar. Zeki Altan ile Otantik Kıbrıs Mutfağı'ndan bu kadar.
Bugün yine mutfağımıza imza koyduk, not düştük ve Neriman Ceyt Hoca'nın dediği gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kıbrıs'ın mutfağına, otantik zamanına, kültürel bir sevdadır aslını yaşatmaya. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, aşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, aşemi dendiğinde kim bilmez zekayı.